Yeni Türkiye Hareketi'ne hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Küçük Pazarlı Aerospace firması Türk Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından geliştirilen Milli Muharip Uçak ve Hürjet uçaklarının kritik parçalarının üretiminde kullanılacak olan Hörn KXG-45 işleme merkezinin kurulumuna başladı. Fransız Hörn firmasından tedarik edilen 5 eksen işleme kabiliyetli yeni işleme merkezi, 1400x2300x4500 mm ölçülerinde hassas işlem yapabilme kabiliyetine sahip. 2023 yılında fabrikadan çıkış töreni icra edilecek olan MMU ve aynı tarihte ilk uçuşunu yapması planlanan Hürjet projelerine dair detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. 1975 yılında kalıp üretimi yapmak için 40 metrekarelik bir atölyede faaliyetlerine başlayan firma, zamanla havacılık ve savunma sanayi şirketleri için alt sistemler imal etmeye başlayarak günümüzde, Airbus, Boeing, TUSAŞ, Bell, Safran, Daher, Roketsan, Aselsan, TÜBİTAK Uzay, TÜBİTAK SAGE ile FNSS gibi yerli ve yabancı birçok sektör devi firma için parça imal eden önemli bir tedarikçi haline gelmiştir. Firma hali hazırda 8 farklı yerleşkesinde toplam 60 bin metrekarelik tesiste 450'den fazla çalışanıyla yılda 1 milyonun üzerinde parça sevkiyatı gerçekleştirmektedir. Küçük Pazarlı Aerospace, Airbus A320, A400M, Bell 429, TUSAŞ Anka, T-129 Atak, Hürkuş, Hürjet, T-625 Gökbey ve Milli Muharip Uçak gibi birçok projede alt yüklenici olarak görev almış ve projeler için çalışmalara devam etmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla başlatılan Milli Muharip Uçak Projesi ile Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan ve 2030'lu yıllardan itibaren kademeli olarak envanterden çıkartılması düşünülen F-16 uçaklarının yerini alabilecek yurt içi imkan ve kabiliyetler ile tasarlanan modern uçakların üretilmesi amaçlanmaktadır. Milli Muharip Uçak kapsamında üretilecek olan uçakların, sınıfındaki diğer 5. nesil uçaklar gibi düşük görünürlük, dahili silah yuvası, yüksek manevra kabiliyeti, artırılmış durumsal farkındalık gibi teknolojilere sahip olmaları hedefleniyor. Bu kapsamda MMU, 2023 yılında hangardan çıkacak, 2026 yılında ilk uçuşunu yapacak ve 2030'dan itibaren envantere alınacaktır. TUSAŞ, eğitim uçağı, sistem üretimi ve tasarımında sahip olduğu maliyet etkin bilgi ve tecrübeyi kullanarak pazarda ortaya çıkan potansiyele yönelik Hürjet programını başlattı. Hürjet ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde yer alan T-38 uçakları ile akrobasi gösterilerinde kullanılan F-5 uçaklarının yerine geçecek olan yeni nesil jet eğitim uçağının tasarlanması, üretilmesi, kalifikasyon ve sertifikasyon faaliyetlerinin tamamlanması hedefleniyor. Proje kapsamında belirlenen konfigürasyonda ilk güvenli uçuşun 2022 yılı sonunda ya da 2023 yılı başında icra edilmesi, sertifikasyon faaliyetlerinin 2025 yılı sonu itibarıyla tamamlanarak jet eğitim uçağı varyantının kullanıma sunulması da bu hedefler arasında yer alıyor. Üzerinde çalışılması planlanan konfigürasyonlar, harbe hazırlığa geçiş eğitimi, hafif taarruz, yakın hava desteği, eğitimlerde karşıt kuvvet görevi, hava devriyesi, akrobatik gösteri uçağı, uçak gemisi uyumlu uçak olarak belirtiliyor. Proje kapsamında 2 adet prototip uçabilir uçak ile test faaliyetlerinde kullanılmak üzere 1 adet statik ve 1 adet yorulma test uçağı üretilmesi planlanıyor.